Normal dağılımlara ait birkaç soru daha çözmek istiyorum. Bu soruları ck12.org'un sitesinden aldım. Çünkü bu site herkese açık ve soruları da gayet iyi. İsterseniz siz de bu siteyi ziyaret edip kitabı indirebilirsiniz. Evet hadi bir bakalım. Amerika'da yaşayan 1 yaşındaki kızların ağırlıklarının dağılımının ortalaması 9,5 gram. Ee, bunun kilogram olması gerekiyor değil mi? Benim 10 aylık bir oğlum var ve ağırlığı 9 kilogram. Kısacası soruda verilen 9,5 gram pek de makul değil. Ee, eğer farelerden falan bahsetmiyorsak tabii ki bahsetmiyoruz. Bunun kesinlikle kilogram olması gerekiyor. Her neyse devam edelim. 9,5 kilogram ve standart sapması da 1,1 olan normal bir dağılıma sahip. Ee, evet böyle olduğunu düşünelim diyor. Ortalama 9,5 kilogram standart sapmada 1,1 kilogram hesap makinesi kullanmadan. Evet oldukça ilginç bir ipucu olmuş. Aşağıdaki koşulları sağlayan bir yaşındaki kızların yüzdesini bulun demişler. Evet hesap makinesi kullanmayın dediklerinde aslında 68 95 virgül7 kuralını kullanmamızı istediklerini anlıyoruz öyle değil mi? Hemen not edeyim 68 95 virgül7. kuralı. Evet kuralın adı budur. Hatırladınız değil mi? Probleme geçmeden önce hemen kısa bir tekrar yapmak istiyorum. Eğer normal bir dağılımımız varsa çok düzgün olmuyor ama siz bunun simetrik olması gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Bu ortalama. Ortalamadan bir standart sapma ilerlediğimizde hem sağa hem de sola doğru buraya ortalama artı bir standart sapma buraya da ortalama eksi bir standart sapma yazıyorum. Evet eğer kusursuz bir normal dağılımınız varsa bu alanda yani ortalamadan eksi ve artı bir standart sapma noktalarının arasında bir sonuç bulma olasılığı yüzde %68'dir. %68 olasılıkla ortalamanın bir standart sapma uzaklığında bir sonuç elde ederiz. Şimdi bir de ortalamadan iki standart sapma uzaklaştığımızı düşünelim. Bu yönde ve bu yönde birer standart sapma daha ilerlediğimizde kısacası bu alanda bir sonuç elde etmemizin olasılığı %95'tir. %68'lik alanın %95'lik alanın içinde olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bundan sonrakini de artık tahmin ediyorsunuz değil mi? Ama ben yine de yazmak istiyorum. Ortalamadan 3 standart sapma ilerlediğimizde buraya ve buraya geliyoruz ve 68, 95, 99,7 kuralına göre ortalamanın 3 standart sapma uzağında olduğumuz başka bir deyişle ortalama artı 3 standart sapma ve ortalama eksi 3 standart sapmadan bahsediyorum. Evet normal bir dağılımın bu kısmında bir sonuç bulmamızın olasılığı da %99,7'dir. Evet. 68 95 99,7 kuralı bundan ibaret ve şimdi bunu bu probleme uygulayıp uygulayamayacağımıza bakmamız gerekiyor. Bize ortalama ve standart sapmayı vermişlerdi. Önce ekseni bir çizeyim. Elimden geldiğince iyi bir çizim yapmaya çalışıyorum bu da çan eğrimiz. Evet, çok başarılı olduğumu söyleyemem ama tamam. Ortalama bu arada bu yükseklikte bu yüksekliğin aynı olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Ortalama 9,5 kilogram. Ben birimleri yazmayacağım. Ortalamanın bir standart sapma üstü için ortalamaya bir standart sapma ekleyip 10,6 elde edeceğiz değil mi? Kesikli çizgiyi de ekleyeyim. Ortalamadan bir standart sapma çıkardığımızda ise... 9,5 eksi 1,1 bu da 8,4 olacak. Devam edelim. İki standart sapma söz konusuysa buraya bir standart sapma daha ekleyeceğiz. Bir standart sapma, iki standart sapma ve 11,7. Burada devam edip bir standart sapma daha eklersek 12,8'e geliyoruz. Öteki tarafta ortalamadan bir standart sapma eksilttiğimizde 8,4'e geliyorduk. İki standart sapma eksiltirsek bir tane 1,1 daha çıkaralım 7,3'e. Üçüncü standart sapmayı çıkarırsak da 6,2'ye yani buraya gelmiş oluruz. Grafiğimizi çizdiğimize göre şimdi bizden neler istediklerine artık bakalım. İlk olarak Amerika'da yaşayan bir yaşındaki kızların yüzde kaçının 8,4 4 kilogramdan hafif olduğunu sormuşlar grafiğe göre ağırlığı 8,4 kilogramdan az olan kız çocuklarının ya da bebeklerinin demek daha doğru değil mi yüzdesini gösteren alan bu alandır Bu arada ağırlık yerine kütle demekte de daha doğru olacak çünkü kilogram Aslında bir kütle birimidir öyle değil mi Neyse Evet işte bu alandan bahsediyoruz Peki sizce 68, 95, 99, 7 kuralını kullanarak normal dağılımın altındaki bu alanı nasıl buluruz? Bir bakalım bu alanın ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Evet ortalamanın artı 1 ve eksi 1 standart sapma uzaklığındaki alanın %68 olduğunu biliyoruz. Ve eğer burası %68 ise taralı olmayan alanlarında %32 olması gerekir. Çünkü normal bir dağılımın eğrisi altında kalan alan soruya nasıl yaklaştığınıza bağlı olaraktan 100, %100 ya da 1 olarak ifade edilir. Başka bir deyişle olasılıkların toplamının 1 olması olması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden eğrinin altında da %100'den fazlası olamaz. Şimdi burayı ve burayı toplarsak 100 eksi 68 yani %32'lik bir alan elde ederiz. Buradaki ve buradaki kuyruğu topladığımızda %32'lik bir alan elde ettiğimizi bir kere daha hatırlattıktan sonra bunun kusursuz normal bir dağılım olduğunu yani bu eğrinin simetrik olduğunu da eklemek istiyorum. Eğer bu taraf ve bu bu tarafın toplamı %32 ise ve bu kısımların simetrik olduklarını da biliyorsak buradaki alan pembeyle tarıyorum %16 olur. Aynen buradaki alanın olacağı gibi kısacası ortalamadan bir standart sapma fazla bir sonuç elde etmemizin olasılığı ile ortalamadan bir standart sapma eksik bir sonuç elde etmemizin olasılığı yüzde 16'dır. Ağırlığı 8,4 kilogramdan az bebeklerin yüzdesini yani buradaki alanı soruyorlardı. Cevabımız %16 olacak. B ile devam edelim. 7,3 ile 11,7 kilogram arasındaki bebekleri sormuşlar bir bakalım 7,3 işte burada ortalamadan 2 standart sapma eksik 11,7 ise ortalamanın 2 standart sapma üzerinde yani burada Kısacası bu seçenekte ortalamanın iki standart sapma uzağında bir sonuç almamızın olasılığını soruyorlar. Burası ortalama. Burası ortalamadan 2 standart sapma eksik. Burası da 2 standart sapma fazla. Evet gayet kolay değil mi? 68, 95, 99, 7 kuralına göre bu alanda bir sonuç elde etmemizin olasılığı %95. Son olarak C'ye bakalım. Amerika'da yaşayan 1 yaşındaki kız çocuklarının yüzde kaçının ağırlığı 12,8 kilogramdan fazladır diye sormuşlar. 12,8 ortalamanın 3 standart sapma üzerinde. Bize ortalamanın 3 standart sapma üzerindeki değerden fazla bir değer elde etmemizin olasılığını soruyorlar. Evet. Şu an taramakta olduğum alandan tam olarak bundan bahsediyoruz turuncuyla boyadım ama başka bir renk kullanırsam daha iyi olacağını düşünüyorum evet bu alanın olasılığı nedir soru bu 68 95 99,7 kuralına göre ortalamadan 3 standart sapma uzaktaki alanların ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Son seçenekte olduğumuza göre artık grafiği de daha rahat kullanayım. Bu alandan bahsediyorum. Burada bir sonuç elde etmenin olasılığının %99,7 olduğunu biliyoruz. Normal bir dağılımda hemen hemen tüm sonuçlar bu alanda %99,7 öyle değil mi? Ve eğer burası 99,7 ise bu iki kuyruk için geriye ne kalır? Burada ve buradaki kuyruklardan bahsediyorum. Yani ortalamanın 3 standart sapma altında ve üstünde bir değer elde etmemizin olasılıklarını soruyorum. Peki sizce bu iki kuyruğun altındaki alanın toplamının %99,7'den geriye kalan olacağını söylemek mümkün mü? Evet. Geriye yüzde 0,3 kaldığına ve bu iki alan simetrik olduğuna göre her biri yüzde 0,15 olacak. Öyle değil mi? Hemen not edelim. Yüzde 0,15 ve yüzde 0,15. Eğer normal bir dağılım söz konusuysa Amerika'da yaşayan 1 yaşındaki kız çocuklar arasında ağırlığı 12,8 kilodan fazla olanların yüzdesi. Yani grafikte ortalama 3 standart sapma uzak olan kısım. Evet bu kısım 0,15'tir. Umarım hoşunuza gitmiştir.